Şimdi zemini iyileştirme yöntemleri ve zemin yapıları biliyorsunuz dersimizin adı. Öncelikle zemin yapıları konusunda da biraz konuşalım. Nedir bu zemin yapıları? İnşaat mühendisliğinin hizmet ürettiği bir toprak dolgu baraj yapıyorsunuz. Bu bir zemin yapısıdır. Toprak dolgu barajın inşası demek. Toprak dolgu barajın inşası demek arkadaşlar. Sadece malzemenin serilip çekilme durumu değil. Nihayetinde o kullandığınız zemin uygun mu? Artı yerinde inşa edilirken işte kompaksiyon kuralları veya farklı katkı maddeleriyle zeminin iyileştirilmesi işlemi var. Otoyol yapıyorsunuz veya bir toprak dolgu, karayolu, demiryolu dolgusu. Bu dolgu için uygun malzeme seçilmesi ve bu dolgunun yine kompaksiyon kurallarına göre yapılması gerekirse jeotekstil tarzı malzemeler, ilave malzemeler kullanılması veya katkı maddeleri kullanılarak sağlam bir dolgunun oluşturulması. Bunun yanında yine hafif dolgu malzemeleri, o köpük dediğimiz bir malzeme var biliyorsunuz, strofor, onun gibi malzemelerle dolguların yapılması gibi konular var. Tüneller yapıyorsunuz. Tünellerde yumuşak zemin çıkıyor, yeraltı suyu çıkıyor karşınıza veya kaya malzeme çıkıyor. Burada patlayıcılarla, makinalarla kazılar yapılıyor. Bunların taşınması, tahkimatlar, yine bakın bir zemin yapısı. Yine baktığınız zaman katı atık depolama tesislerini yapıyoruz. Katı atık depolama tesisleri dediğimiz vakit toprak çöpü herhangi bir yerde yığma işlemi yapılmıyor. Yani yığma işlemi yapılmıyor. Ne yapılıyor derseniz orada bir kil malzeme, geomembran malzeme serilmesi, orada karşımıza katı atık yönetmeliği dediğimiz bir yönetmeliğimiz var. O çıkıyor. Şimdi burada bunları inceleyecek olursak beraber, şimdi bir zemin yapıları ayağı var bu işin. Zemin yapıları noktasında neler yapabiliriz? Bunu konuşalım. Bir, toprak dolgu barajlar. Demiryolu, karayolu, karayollarında da tabii otoyol olabilir, devlet yolu olabilir, dolguları. 3. Katı atık depolama tesisleri. 4. Tüneller. Beş, yeraltı yapıları şeklinde 5 unsur karşımıza çıkabilir. Şimdi bunları biraz irdeleyelim ilk 5-6 hafta. Daha sonra da zemin iyileştirme yöntemlerine girelim. Ve zemin iyileştirme ayağımız var biliyorsunuz. Zemin iyileştirme kısmında ise arkadaşlar ne yapacağız? İyileştirme yöntemleri nedir? İyileştirme dediğiniz şey ne? Stabilizasyon terimi var bir de. Dediğimiz bir terim var. Bu stabilizasyon dediğimiz terim. Bir dakika arkadaşlar. Ubeydullah, yüksek lisans dersindeyim. Sonra görüşelim, olur mu? Tamam. Şimdi zemin iyileştirme yöntemleri stabilizasyon içinde farklı yöntemler var. Mesela mekanik stabilizasyon denilen bir yöntemimiz var.
zeminlerin karıştırılması dediğimiz yöntem. İki, arkasından ne geliyor? Kompaksiyon geliyor. Daha sonra arkadaşlar, kompaksiyon bittikten sonra ön konsolidasyon yöntemi ile iyileştirme dediğimiz bir yöntem var. Arkasından arkadaşlar enjeksiyon jet routing ile ilgili çok sayıda iyileştirme projesi yapılıyor. Enjeksiyon jet routing. Daha sonra taş kolonlar. Taş kolonlardan sonra derin karıştırma. Daha sonra arkadaşlar karıştırma yöntemi. Ve yine kullandığımız bir başka yöntem. İnjeksiyon, jet grouting, taş kolonlar, derin karıştırma yöntemi. Zemin çivisi, kolon, beton kullanarak şevlerin iyileştirilmesi meselesi var. Özellikle karayollarında yapılan palyelerde kullanıyoruz biz onu. Zemin çivisi, bulon, püskürtme beton gibi. Daha sonra da arkadaşlar yine kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Zemin çivisi, bulon, püskürtme beton dediğimiz. Aslında kimyasal malzemeler de var. Yine şurada ekleyebileceğimiz zeminlerin karıştırılması, kompaksiyon, enjeksiyon, taş kolonlar, derin karıştırma, zemin çivisi, bulon. Sizin aklınıza gelen var mı? Geotekstiller var. Geotekstillerin zemin iyileştirme amaçlı kullanılması. Bir konu daha eklersek. Evet, 15. konu sizin aklınıza gelen var mı arkadaşlar? Benim aklıma kimyasal maddelerle, kimyasal karışımlar ile ya da katkı maddeleriyle iyileştirme geliyor. İsterseniz onu ekleyelim. Maddeleri ile iyileştirme. Genel anlamda derse baktığımız zaman arkadaşlar karşımıza çıkan şeyler, konular bunlar. İlk 15 konu zemin yapıları. Şimdi burada bir görev dağılımı yapalım. Arkadaşlar zemin iyileştirme yöntemlerini biraz bir konuşalım. Yani ne yapıyoruz? Hedef ne? Amacımız ne? Zemin iyileştirme yöntemlerinde bizim birkaç amacımız var. Yani bu dersi açmamızda, bu konuyu size öğretmemizdeki ana hedef şu. Bir kere bir yerde zayıf zemin vardır. Yani mukavemeti düşük bir zemin vardır. Burada taşıma gücünü arttıracak bir çözüm bulmamız gerekiyordur. Zeminin taşıma gücünü arttırmak. Bu bir. Yapıyı yapalım. Bu mevcut temel oturma hesapları yaptığınız zaman oturma sınırlarını geçiyordur ve konsolidasyon oturmaları sınırı geçiyorsa ne yapacağız? Ya yapı yapmaktan vazgeçeceksin ya da O zaman o kadar düşündüm tamam.
Şimdi hocam Abdülvahit, mikrofonu kapatır mısın? Buraya, çünkü ses geliyor bulunduğun ortamdan. Oturmayı azaltacak, konsolidasyonu hızlandırıp yapıya zarar vermeden bir an önce bitirecek bir çözüm yolu bulmanız gerekebilir. Biz buna ön konsolidasyon yöntemiyle iyileştirme diyoruz veya zeminde işte taşlaştırma, enjeksiyon, jet grouting, taş kolonlar, derin karıştırma gibi bir yöntemle oturmayı azaltacak başka bir çözüm bulabiliriz. Biz bir yerlerde dolgu yaptığımız zaman konularımızdan bir tanesi dolgu, gördüğünüz gibi demiryolu, karayolu, otoyol dolguları, toprak dolgu barajlar. Yani bu dolgu ve şevlerin stabilitesini arttırmak amaçlı iyileştirme yapabiliriz. Bir yerlerde kazı yapıyoruz, istinat duvarları yapıyoruz ve istinat duvarlarına gelecek yanal toprak basıncını azaltmak, herhangi hareket etmiş, tehlikeli bir durumdaki istinat duvarına destek olmak amaçlı iyileştirmeler yapabiliriz. Bir de deprem durumu var biliyorsunuz. Depremde zemin sıvılaşma dediğimiz büyük bir problem çıkarıyor bize. Sıvılaşma problem mi, aslında iyilik mi? Bu tartışılıyor bilim dünyasında. Çünkü sıvılaşan bölgelerde yapı zemine batıyor, yan dönüyor. Ama bina yıkılmadığı için insanlar ölmüyor. Ama biz bu mantıkla davranarak ya sıvılaşsın da yapıya ne olursa olsun diyemiyoruz. Zeminin sıvılaşmasını önleyecek önlemler alıyoruz. Artı artık şunu biliyoruz. Zemin dalgaları, depremin dalgaları yapıya aktarılacak. Yani deprem dolayısıyla yapı kuvvetli bir deprem etkisi altında kalacak. Sağlam bir sıkılaştırdığınız bir zemin varsa sıvılaşmaya karşı önlem aldığınız vakit ve bu deprem etkisini karşılayacak yapıyı da bizim inşa etmemiz gerekiyor. Sıvılaşmaya karşı iyileştirme yapmamız lazım. Burada da yine derin karıştırma, taş kolonlar, jet grouting, enjeksiyon gibi yöntemler ile arkadaşlar sıvılaşmaya karşı önlemler alınıyor. Yani yapı türü her ne olursa olsun. Şimdi ana hedefler bunlar. Peki sıvılaştırdığımız zaman ne oluyor? Bu konuları altıncı konu olarak zannediyorum işte arkadaşımız açıklayacaktır yine bir özet olarak. Kayma mukavemeti artıyor zeminde. Kumlu zeminlerin sıkılığı, kirli zeminlerin kıvamı iyileşiyor. Daha sıkı bir kum zemininiz oluşuyor. Kıvam limitlerine baktığınız zaman bu yumuşak kıvamlı, likit kıvamındaki bir zeminin kıvamını iyileştirmiş, daha taşıma gücü yüksek bir hale getirmiş oluyoruz. Zeminin sıkışabilirliği azalıyor. Şişme, büzülme potansiyeli azalıyor. Yani şişme özellikle yağmur ormanlarının bulunduğu bölgede, Amerika'da falan çok büyük bir problem. Çünkü su aldıkça zemin şişiyor. Ve oralarda karşılaşılan problem arkadaşlar bizim oturma probleminin tam tersi. Ama mantığı aynı. Yani birinde zemin aşağı doğru çöküyor, diğerinde yukarıya doğru kalkıyor ve yapıya zarar veriyor. Şişme, büzülme potansiyeli düşüyor. Permeabilite yani geçirgenlik azalıyor. Geçirgenlik mesela bizim toprak dolgu barajlarımızdaki ana unsur taşıma gücü problemi değildir. Permeabilitedir, geçirgenliktir. Bir katı atık depolama tesisindeki ana unsur taşıma gücü problemi değildir, geçirgenliktir. Bizim geçirgenliği azaltacak önlemlerde bulmamız gerekir. Eğer bir gölet su tutmuyorsa, bir toprak dolgu baraj su tutmuyor veya gövdesinden su sızdırıyorsa, bir katı atık depolama tesisi tabanından yeterli permeabilite yoksa, su sızdırıyorsa, bu durumda çöp suları yeraltı suyuna karışır ve o bölge hastalıktan kırılır. Yani bizim yaptığımız yapıların çevre ayağı da vardır. Hiçbir şekilde o kirli suyun çöp katı atık depolama tesislerinde yeraltı suyu ile birleşmesi, yeraltı suyuna karışmasına müsaade edilemez. Su özellikle su yapılarında arkadaşlar biz bağlama regülatör tarzı yapılarda
taneleri taşıyarak bir akıcı kum borulanma olayı meydana getirebilir. Bu durum bu bağlama yapısının göçmesine kadar devam eder. Veya bir temel çukurunda su boşaltmak isterseniz suyla beraber zemin danelerini de çekip kaynama dediğimiz olayı meydana getirebilirsiniz. İşte bu kaynama, akıcı kum, borulanma dediğiniz meseleye karşı önlem almazsanız bu durumda yaptığınız yapı daha kaba inşaatı bitmeden çok büyük oturma, göçme seviyesinde oturmalar ile karşılaşır. İşte bununla ilgili iyileştirme yapmamız gerekir. Borulanmaya karşı mukavemet artar ve sıvılaşma potansiyeli azalır. Yani asla sıvılaşmaz, kesinlikle sıvılaşır gibi çok keskin ifadeler kullanamıyoruz sıvılaşma meselesinde arkadaşlar. Yani biz konsolidasyon oturması burada 12 santim oturma bekliyoruz diye çok kesin konuşabiliyoruz. Buradaki taşıma gücü 100 kilo Newton bölü metre karedir gibi rakamsal ifadeler elde edebiliyoruz. Ama sıvılaşma potansiyeli güvenlik sayısıyla ifade ediliyor. 1.1'den büyükse sıvılaşma potansiyeli düşüktür. 1.1'den küçükse sıvılaşma potansiyeli yüksektir. Bu kadar. Yani kesin sıvılaşır, kesin şöyle olur ya da kesin sıvılaşmaz gibi net ifadeler kullanmak çok mümkün değil sıvılaşmada. Ama şunu söylememiz doğru, sıvılaşma potansiyeli azalır. İyileştirme yöntemlerini arkadaşlar 3 ana grupta toplayabiliriz. Nedir bunlar? Sadece inşaat aşamasında uygulanan geçici iyileştirme yöntemleri. Ne olabilir? Mesela suyun içinde beton dökülmez, bir temel atılmaz. Yeraltı suyunu belli bir süre düşürebiliriz. Yani orada bir iksa yapabiliriz. Gazı toprağa göçmesin diye biz elimiz atıp terli betonlarımızı atıncaya kadarlık olan kısımda. Bir de zemine herhangi bir malzeme karıştırmaksızın, zemine herhangi bir malzeme karıştırmaksızın yaptığımız iyileştirme yöntemleri var. Zemine herhangi bir malzeme karıştırmaksızın yaptığımız iyileştirme yöntemi dediğiniz zaman mesela yol dolgusu yapıyorsunuz, dolgu malzemesini getirdiniz, serdiniz, üzerinden silindirle geçiyorsunuz. Yani herhangi bir ilave malzeme yok. Yani sıkıştı vibratörlü silindir veya keçen yaklı silindirle zeminin sıkıştırılması durumu var. Gördüğünüz gibi. Ya da farklı malzeme de karıştırarak yaptığımız üçüncü bir iyileştirme yöntemi var. O da nedir dediğimiz zaman işte enjeksiyonla zemine su çimento karışımı enjekte ediyoruz. Jetgraft'ta yine aynı şekilde veya uçucu kül, kireç, bitüm gibi farklı malzemeler karıştırıyoruz veya farklı kimyasallar var. O kimyasallardan karıştıraraktan zemini iyileştirmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Yani farklı malzemeler karıştırarak da bir iyileştirme yapılabiliyor. Taş kolonlarda mesela zemin delip içine oraya kaya dolduruyoruz, taş çakıl dolduruyoruz. Kum kazıklarında kum dolduruyoruz. Yani farklı bir yerden farklı bir malzeme getirmemiz gerekir. Biliyor. Yani farklı malzemeler de yine zemin mekaniğinde iyileştirme işlerinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bazen yüzeysel temeller yaptığımız zaman yüzeysel bir iyileştirme bizim işimizi görebiliyor. Bu yüzeysel iyileştirme nedir dediğiniz vakit temelin altında bizim bir taşıyıcı tabakamız var. Bu taşıyıcı tabaka arkadaşlar yükün neredeyse %80'lik kısmını temelin B genişliği kadarlık kısım alır. Yani daha sonra delir biliyorsunuz en az 2B, 3B gibi bir derinliğe kadar tekil temellerde örneğin 3B'dir. Sürekli temellerde 4B'dir. Radye temellerde 1,5B dediğimiz temelin kısa kenarı kadar çarptığınız vakit derinliğe kadar basınç tabanına ulaşır. Yani zemin orada bir yükü taşır. O derinlik boyunca yüzeysel bir iyileştirme yapmanız yeterli olabilir. Ama bir barajda suyu sızdırmamak için ta en derin ana kayaya kadar iyileştirmeyi sürdürmeniz gerekir. Ya da bir kazık temelle ilgili işlem varsa veya bir jet grout varsa, bir derin karıştırma yöntemi varsa
buralarda derin iyileştirme yöntemleri yapmamız gerekir. Bunu da ikiye ayırabiliyoruz. Derin iyileştirme yöntemleri ve yüzeysel iyileştirme yöntemleri gibi. Derin iyileştirme yöntemleri daha ziyade nedir dediğimiz zaman arkadaşlar, işte patlatma ile yapılanlar var. Zemin tabakaları içine yerleştirilen patlayıcılar ile çok dalgaları oluşturarak gevşek granüler zemin başlangıçtaki durumuna oranla çok daha sıkı bir hale getiriliyor. Peki bu yöntem nerede, nasıl şekilde uygulanabilir derseniz, yani bir imarlı bölgede uygulanabilirliği yok. Bu ancak şehir dışında yeni bir banliyö, yeni bir yerleşim yeri oluşturuluyorsa, belli bir yeni alan imara açılıyorsa uygulanabilir. Ki ben bizim ülkemizde patlayıcıyla zemin iyileştirilmesi yapıldığını hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Patlatma yöntemiyle bir sıkıştırma iyileştirme yapıldığını. Yani bu çok bizim ülkemiz şartlarında makul kullanılabilir ve gerekli olduğunu düşünmüyorum yani ben. Çok geniş bir alan olmalı. Yeni imara açılan bir alan olmalı ki patlayıcıları yerleştirip belli bir gevşek granüler zemin olmalı yine zemininiz patlayıcıyla. Bunu sıkıştıralım. Yani bu çok makul bir yöntem gibi görünmüyor benim gözüme. Dinamik kompaksiyon dediğimiz bir yöntem var. İşte burada 10 ton, 200 ton gibi yükler yaklaşık 40 metre yukarıdan aşağıya güm güm düşürülüyor. Ve burada işte kohezyonlu, kohezyonsuz zeminler bu yük düşürülmesiyle sıkıştırılıyor. Bu da yine imarlı bir alanda, çevresinde binalar olan bir alanda uygulanabilir bir yöntem değil. Şehrin dışında bizim üniversite kampüsü gibi bir alan olmalı. Yanında etrafında hiç bina vesaire olmamalı ki bu yöntemi uygulayabilin. Yoksa şehir içinde Çınar'da, Denizli'de bu yöntemi uygulama şansınız var mı? Yok. Çünkü sizin 10 ton, 20 ton, 30 tonluk bir yükü 20-30 metreden aşağıya düşürmek durumunda sağ soldaki binalarda ne cam kalır ne çerçeve kalır arkadaşlar. Böyle bir titreşim yapar. Bu çok yani kent içi uygulanabilir bir yöntem değil yine. Yine düşey direnler, konsolidasyonu hızlandırmak için yaptığımız kum direnler, vik diren denilen plastik direnler yine derin iyileştirmeye bir örnek olarak sayılabilir. İşte biraz evvel söylediğim dinamik kompaksiyonun fotoğrafı bu. Granüler dolgu zeminlerde uygulanabilir demiş. Zemine büyük ağırlıklar düşürülerek enerji verilmesi, zeminin boşluk oranının azaltılması. Burada resmen krater çukuru gibi çukurlar oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu çukurlar vasıtasıyla zemin sıkıştırılmış oluyor. Bu çukurları ne yapacağız derseniz çakıl doldurup sıkıştırıyoruz tekrar. Ama fotoğraftan da gördüğünüz gibi etrafın boş olması gerekir. Bakın bir sertleştirilmiş platform var. Nedir sertleştirilmiş platform? Bu iş makinesinin yürüyebileceği bir yer. Vinç sistemi, ağırlık, işte gördüğünüz gibi fotoğrafı, beton ya da beton ağırlık, dev bir çelik, ne hangisi ağır gelirse artık 10 ton 30 ton aşağıya doğru düşürülüyor ve işte gördüğünüz gibi kratere benzeyen çukurlar elde ediliyor bu yöntemde. Bunun tabii etki derinliği var, belli bir derinliğe kadar etki yapabiliyor. Sonra acaba gerçekten olduğumu kontrolleri de çok önemli. O bölgede yeniden standart penetrasyon deneyi gibi deneyler, jeofizik incelemeleri yapmak gereklidir diye düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi krater çukuru gibi boşluklar oluşmuş. Tabanda bir sıkışma sağlanmış. Ama bu sıkışmanın kontrolü de yine çok önem arz ediyor. İşte yine başka bir yerde böyle bir proje uygulanmış. Yani bir maliyeti var mı derseniz, maliyeti iş makinesi ve zaman. Başka bir maliyeti yok. Gayet kolay bir yöntem. Ama her yerde uygulanabilir değil. Ne yapalım? Yapalım mı, yapmayalım mı kararı? İşte zaman, yapılabilirlik, iş makinesinin varlığı ve ortaya çıkan sonuçtan beklentilerimiz. Bütün bunlar değerlendirilir. Yani bu yöntemle iyileştirme yapılır ya da yapılmaz, buna karar verilir. Yani
JetCrowd yöntemi, enjeksiyon yöntemi şehir içinde çok rahat kullanılabilirken bu yöntemin ancak şehir dışında kullanılabilirliği var. Bir de gerçekten belli hangi derinliğe kadar etki eder, oturmaları iyileştirir mi, azaltır mı? Bütün bunlar yine tartışılır çünkü kohezyonlu zeminlerde oturma, sıkışma zemindeki suyun dışarıya çıkışıyla mümkün. Burada bir ani yükleme durumu var. Bu ani yükleme durumunda bu suyun dışarıya çıkışı hızla gerçekleşmez. Yani konsolidasyon oturması anlamında zemini çok fazla iyileştireceğini ben düşünmüyorum. Diğer yöntem yine bir elektroozmos kohezyonlu yöntemler, kohezyonlu zeminler için. Yumuşak zeminlerin mukavemet ve deformasyon özelliklerini ıslah için zemine doğru akım uygulayarak yeraltı suyunun indirilmesi ve konsolidasyonun hızlandırılması işlemi. Kilin içindeki suyu dışarıya alamıyorsunuz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın yani bizim kuyularla çektiğimiz su granüler zemin, akifer dediğimiz bölgeden aldığımız sudur. Kil suyunu vermez. Peki ne yapalım? İşte burada bir elektroozmos yöntemi var. Burada elektrik yöntem kullanılarak kilin içindeki suyun hızla boşaltılması planlanıyor. Böyle bir yöntemle yeraltı su seviyesi düşürülüyor ve kilin içindeki su alınarak bir an önce konsolidasyonu tamamlaması amaçlanıyor. Hedef o. Isıtma yöntemi yani zemini bir noktada pişiriyorlar. Özellikle bu Süveyş kanalı falan açılırken petrol de ucuz olunca galiba biraz o bölgede zeminde pişirme dediğimiz biliyorsunuz kil pişirilerek briket, kiremit, tuğla gibi malzeme elde ediliyor. Isı verdiğiniz zaman da yine kilde bir sertleşme, sağlamlaşma meydana geliyor. Dondurma yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Bu dondurma yöntemi daha ziyade geçici bir yöntem. Burada buzdolabı buzluklarında dolaşan gaz zeminde dolaştırılıyor ve zeminin suyu dondurularak orada kazı, iğne veya ne yapacaksanız yol yapıyorsunuz. İşlem böyle. Ben ısıtma ve dondurmanın da bizim ülkemiz için çok kullanılabilir olmadığını biliyorum. Her iki yöntemi de bizim ülkemizde görmedim yani uygulamasını hiç denk gelmedi. Ne dondurma ne ısıtma yöntemi bizim ülkemizde görmedim. Siz gördünüz mü herhangi bir ülkemizde veya dünyada? Şimdi diğer yöntem arkadaşlar enjeksiyon. Bizim ülkemizde en çok kullanılan yöntemlerin başında enjeksiyon geliyor. Özellikle baraj inşaatlarında taban geçirimsizliğini sağlam bir temel oluşturma gibi hedefleri var enjeksiyonun. Farklı farklı yöntemleri var, bir de yapılış şekilleri var, amaçları var. Tünellerde çok kullanılıyor. Sıvılaşma olan zemin, temel altı zeminlerde de zemini taşlaştırmak amaçlı enjeksiyonu yine kullanıyoruz. Ön yükleme, proloadik dediğimiz ön yükleme yöntemi. Yapı yapmadan önce yükü veriyoruz. Oturmalardan geliyor. Daha sonra yapı yapıyoruz. Buna ön konsolidasyon yöntemiyle iyileştirme denildi. Bunun haricinde işte kompaksiyon kazıkları, vibro kompaksiyon yöntemi ya da vibro flotasyon, jet grouting, derin karıştırma gibi yöntemler var. Ben ders sistemimiz içerisinde jet grouting'i ve derin karıştırmayı yazdım biliyorsunuz. Bunları tek tek irdeleyeceğiz. Yüzeysel iyileştirme dediğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte kompaksiyon. Silindirle sıkıştırıyoruz yaptığımız dolguyu. Bu bir yüzeysel iyileştirmedir. Kireçle stabilizasyon, kireç katkısı, çimento katkısı, çimento, bitümle, bütün bunlar hep katkı maddeleri yüzeysel iyileştirme yöntemlerine girer. Her biri de mesela killerde kireç çok etkili olurken granüler zeminlerde çimento etkili oluyor. Bitüm genellikle granüler malzemeye hem kohezyon veriyor hem de geçirimsiz hale getiriyor. Katı atık depolama tesislerinde mesela veya bir toprak dolgu barajın tabanında bitümü geçirimsizlik perdesi olarak kullanıyorlar. Yani bizim asfalt atmakta yani yol kaplaması yaptığımız işlemi zemin mekaniğinde biz daha ziyade geçirimsiz taban elde etmekte kullanabiliriz.
Kireç, çimento, bitüm katkı maddeleri genellikle kullandığımız. İşte kompaksiyon, vibratörlü silindir, bir yol tabanında yolda bir yapılan iyileştirmede kullanılan bazen zıp zıp denilen küçük kompaktör. İşte kirli zeminlerde kullandığımız keçi ayaklı silindir. Keçi ayaklar biliyorsunuz yoğurma yöntemiyle sıkıştırmayı sağlıyor killerde. Mesela killerde şu vibratörlü silindiri istediğiniz kadar geçirin, istediğiniz sıkışmaya ulaşamazsınız. İlla yoğurma gerekiyor. O da keçi ayaklarıyla mümkün. Bunu da ayrıntılarıyla konuşacağız. İşte geotekstiller var. Bunu da konularımızın içine ekledik. Hidrokompaksiyon demiş ve zeminlerin yer değiştirilmesi. Bu malzemeyi al yerine yeni malzeme getir gibi bir yöntem. Diğer zemin yer değiştirmesi gibi. Şimdi arkadaşlar genel olarak ben dersin özet planını ortaya çıkardım. İyileştirme yöntemlerini de bir özetlemiş oldum. Bunların her birinin her hafta ayrı ayrı konu olarak beraber işleyeceğiz. Sizler biraz hazırlık yapacaksınız, ben biraz hazırlık yapacağım ve bu konuları projelendirebilir hale, gelecek hale getireceğiz sizi 13-14 haftalık süreç boyunca. Önümüzdeki hafta saat 12'de tekrar bir araya gelelim. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Haftalık bence planımızı yaptık. Ben gruba da atarım az sonra şeyim sunumu. Sorunuz yoksa sistemi kapatıyorum. Var mı sorunuz? Evet, zannediyorum soru yok. Herkese kolay gelsin. Önümüzdeki hafta görüşürüz o zaman.